Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Balık bulucumuz Raymer'in Dragonfly 4'ün daha önce size kutu içeri hakkında bir videoyu yayınlamıştık. Şimdi bu ürünü 12 voltluk 7 amperlik bir aküye bağladım. Dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus var arkadaşlar. Artı eksi ve topraklama kablolarını bağlarken artı ucuna 5 amperlik bir sigorta bağlıyoruz ki bu gördüğünüz marin sigorta. Lütfen teknenizi taktıracağınız zaman da elektrikçinize bunu defaatle söyleyin. Özellikle belirtin. Bu sigorta arkadaşlar hayat kurtarıyor. Ürünü kurtarıyor. Tabii ki hayattan kastım espriydi ama sonuçta bu ürünler yandığı zaman sizin de canınız yanıyor. Bu sigortayı taktırmayı unutmayın. Aşağıda gördüğünüz gibi aynası boşta şu an. Ürünün kötü özelliği, dedim ya, ürün uygun, ucuz fiyatlı bir ürün. Arkadaşlar 30 saniye boyunca bekliyorsunuz açılmasını. Açıldıktan sonra GPS devreye giriyor. Daha önce de belirttiğim gibi düğmeleri büyük. Düğmelerin büyük olması gayet iyi. En sağdan başlayalım. Power düğmesine bir kez bastığınız zaman ekran parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Oklar vasıtasıyla güç tasarrufu modunu aktifleştirebiliyorsunuz. Sonarı etkin hale getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi Antalya'da bizi gördü. Teknemizi. Bizi tekne olarak görüyor. Tekrar power tuşuna basıyorum. SD kartı çıkart özelliği. Evet, birçok insan USB flash diskini maalesef heder etti. Direkt çıkarttığı için. Bu SD kartı korumaya almışlar. Menüye girelim arkadaşlar. Menüden önce de haritadayken madem şu işlemi yapalım. Artı eksi tuşları sizi haritada yaklaştırıp uzaklaştırıyor arkadaşlar. Back tuşuna gelelim. Back tuşu ve menü tuşu, bakın burada da görüldüğü üzere. Buna bastığınız zaman size balık bulucunun özellikleri çıkıyor. Grafik demekten kastı GPS'i aktif etmekti. Sonra aktif edelim arkadaşlar. Şu an ayna boşta olduğu için, suda olmadığı için gördüğünüz gibi sonarda zaten çok belirgin bir şekilde çalışmıyor. Tekrar menü tuşuna basıyoruz. Down Vision'ı çalıştırıyor arkadaşlar. Down Vision'da biliyorsunuz bu genelde biraz, ben bunu renkli tomografiye benzetiyorum veya ultrasona benzetiyorum. Buradan partları bölebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yukarıyı sonar, aşağıyı Down Vision, sonarımız çöplü. Tekrar menüye basıyorum. Haritayla sonarı yan yana koyuyor. Tekrar menüye basıyorum arkadaşlar. Haritayla Down Vision'ı, sollu sağlı ekrana veriyor. Su sıcaklığımızı veriyor. Ve en önemli kısımlardan birisi de araçlar kısmı. Arkadaşlar bu üründe diğer ürünlerde olmayan, daha doğrusu birçok üründe olmayan güzel bir özellik var. O da bakın, kablosuz internet bağlantısı var bu üründe. Çok güzel bir uygulama yapmışlar Android'de. Tabletiniz veya cep telefonunuza Android'den Wi-Fi Fish programını Raymarin yazarak indiriyorsunuz. Arkadaşlar bu ürün cep telefonunuz ve tabletinize bağlanıyor ve size sonarı ekranda izlemenizi sağlıyor. Cep telefonunuzda ya da tabletinizin ekranında sonarı canlı olarak izlemenizi sağlıyor. Buradan Wi-Fi adını değiştirebiliyorsunuz, Wi-Fi parolasını değiştirebiliyorsunuz. Yalnız bakın, bu değiştirmeleri yaptıktan sonra bir balık bulucuyu kapatıp açın. Çünkü bazen aksaklık oluyor. Wi-Fi kanalları güvenli ayarlayabiliyorsunuz. Buradan çıkalım. Yedekle ve geri yükle kısmı var arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik. GPS'teki verilerimizi karta kaydediyoruz veya karttan veriler alabiliyoruz. Mesela balıkların çok sık, güzel, bol olduğu bir yeri kaydettik GPS'e. Veya kaydetmiş olduğum bir arkadaşımız var, aynı ürünü kullanan. Onun kartından makinemize yükleme yapabiliyoruz.
silebiliyoruz, sistemden silebiliyoruz. Kullanıcı ayarları yapıyoruz. GPS'i yeniden başlatmak ve sonları sıfırlama gibi özellikleri var buradan. Ve arkadaşlar alarmlar, inanın bana çok önemli bir özellik bu alarmlar. Bakın bu deep water. Dip alarmı. Buradan derinliği ayarlıyorsunuz. Mesela derinlik 3,5 metre dediniz. 3,5 metreye sonar geldiği zaman, derinliği 3,5'te gördüğü zaman size alarm vermeye başlıyor kuvvetli bir sesle. Arkadaşlar bu hayat kurtarır. Bazen kıyıya çok yaklaşıyoruz. Mesela 5 metreye aldınız veya 3,5 metreye aldınız. 3,5 kafidir. Dalgalı havalarda tabi dikkat edin kıyıya vurmamak için. Bu ürün siz 3,5 metre derinliğe geldiğiniz zaman alarm veriyor arkadaşlar. Şöyle de varsayabiliriz. Kameradayız. Uyuyoruz. Ve çıpamız boşaldı. Bu hayat kurtar arkadaşlar. Bunu 3,5 metreye almayı da örnek veriyorum. 5 metreye alın. Gerçekten bu özellik birçok yerde hayat kurtarır. Size buradan da bir tavsiyem var arkadaşlar. Bu GPS'in, GPS demişim, sonarın aynasını kış tarafına da taktıran var. Teknenin orta kısmına da taktıranlar var. Teknenin örnek veriyorum 8 metre. 3,5 metre derinliğe gittiniz ve sonarınız kıçta arkadaşlar. Burunlamasına gidiyorsunuz. Bu teknenin uzunluğunu da hesap edin. Yani hiç beklemediğiniz bir anda karaya vurabilirsiniz arkadaşlar. Buradan çıkalım. Derinlik ve sığlık. Esasında yanlış anlattım. Bu sığlık. Evet, sığlık ayarı. Sığ bir yere geldiğimiz zaman bunu ayırmışlar. Normalde Lawrence vardı bizde. Lawrence'da sadece derinlik alarmı vardı. Burada tabi düzeltmek zorundayım arkadaşlar. Bu sığlık ayarı, yani kıyıya vurma olayı buradan. Maksimum derinlikte dediğim gibi çipa boşaldı. Ve derine doğru gidiyorsunuz. Buradan 3,5 metre değil de bunu, işte örnek veriyorum, 100 metreye, 150 metreye ayarladınız. Bu size alarm verir arkadaşlar. Veya bunu kapatabilirsiniz de. Gerçi bu dediğim gibi kamerada uyumalarda birebir hayat kurtarır. Fakat normal bir seyirde tabii ki 100 metreden veya ayarlamış olduğunuz rakamdan metreden yukarıya geçtiği de sizleri rahatsız edebilir. Bek yapalım. Arkadaşlar bu da balık alarmı. Aşağıda balık gördüğünüz zaman hassasiyeti ayarlıyorsunuz. Balık derinlik sınırını ayarlıyorsunuz. Mesela diyorsun ki ya işte balınlık, balık derinlik sınırı işte 5 metredeki balınlıkları göster. Dediğiniz zaman bu başlıyor ötmeye. Bu normalde fiş alarm diye geçiyor. Şimdilik kapatıyoruz bunu tabii. Bunu aküden çıkarttığımız zaman bu sıfırlayacak. Arkadaşlar su sıcaklığı alarmı da veriyor. Bu da gayet güzel bir olay. Başka var mı bakalım. Biraz önce dediğim gibi sığ ve derin alarmını karıştırdım. Kusura bakmayın, ben de sizlerle beraber bakıyorum. Buradaki ara noktaya varış alarmı da sanırım noktaya vardığınız zamanki çapı hesaplıyor. Ve ona göre size alarm veriyor. Başka alarmımız da yok. Gelelim sistem ayarlarına arkadaşlar. Düz sesimiz açık. Dilimiz Türkçe. Cihaz kurulumu tekrar bildiğim kadarıyla sıfırlamıyor da direkt bu bize mesafe birimleri olsun. Onları söylüyor. Deniz mili olarak veriyor, kara mil olarak veriyor, kilometre olarak veriyor. Hız birimlerini ayarlayabiliyorsunuz. Evet, şu an GPS ile hattımız kesildiği için sabitleme kaybı var diyor. Kapattık. Bunu da kilometre yaptık misal. Efendime söyleyeyim, derinlik birimleri metre, sıcaklığı santigrat gibi ayar yapıyoruz. Yine back yapıp çıkıyoruz. GPS kurulumu yapabiliyoruz. Bakalım orada neler varmış. Uydu durumu
Yine bu da güzel bir özellik arkadaşlar. 2, 4, 6 uydu olarak gözüküyor. Değerleri veriyor burada. Hangi uydularla ne kadar sinyal aldığını gösteriyor. Zaten birçok GPS cihazında bundan var. GPS'i yeniden başlatabiliyorsunuz. Başka ne var bakalım. Sonar kurulum var arkadaşlar. Derinlik offset, sonar sıfırlanması. Buradan yapabiliyorsunuz bu işlemleri. Simülatörü kapatıyoruz. Saat ve tarih. Simülatörü bir açalım. Açık demo film yapalım bir. Evet. Simülatör belki bize. Evet, tanıtım yapmışlar arkadaşlar. Demo film olarak vermişler bunu. Sadece simülatör açalım. Bakalım ne olacak. Tabii buradan simülatörde bir de sonlara girmemiz gerekiyor. Sonlar devrilişiyor fakat sonlarımız etkin. Ha, sonlarımızı çıkartıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi simülatör yapıyor. Evet arkadaşlar. Simülatöre veri veriyor şu an. Hızımızı veriyor, deniz sıcaklığını veriyor. Kaç metredeyiz onu gösteriyor. Evet. Balıkları görüyorsunuz. Sürü halinde. Diğer balıklar. Buradan bir çıkalım. Ve Down Vision'da simülatör alalım. Evet arkadaşlar. Görüntü telefonla da fark ediyor ama telefonla çekiyoruz. Çok da net değil arkadaşlar. Dediğim gibi bu ürünler 1600 lira 1800 lira arası. Tabii bu yılı da dikkate almak gerekir. Çıkalım simülatörden. Evet, haritayla sonlara geçiş yapalım. Onu bir simülatör yapacak mı? Evet, onu da simülatöre koydu. Şu an. Evet arkadaşlar, kısa bir tanıtım yaptık. Tabii ki bunun sonra detaylı tanıtımını inşallah teknemizde yapacağız. Ya ucuz, uygun bir fiyat düşünen olursa en azından çift kanal olması ve Wi-Fi özelliği sizi çekiyor. Ya şimdi buna verilen fiyata daha tamam Hammond 4 de alabilirdik ama bunu tercih ettik. Bakalım kullanacağız. Tekne üzerinde de ben sizlerle bunun videosunu paylaşmaya çalışacağım. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.